İsmim Ceyhun Güven, 35 yaşındayım. Yaklaşık 15-16 yıldır sağlık sektöründeydim. Daha sonra bu hayvanlara yapılan işkenceler vesaire olaylar beni etkilediği için ben bu dostlarımızın yanında olmak istedim. Daha öncesinde de kendi beslemelerimi yapıyordum, yuvalar yapmaya çalışıyordum. Sokaklara koyuyordum, hala da vardır kendi sokağımda ve birkaç semtte. Bu arada Haçiko Derneği ile tanıştım. Gönüllü olarak görev yapmaya başladım. Benim belli günlerim var, zaten beni artık tanıdılar. Aracımı tanıyorlar, nerede duracağımı çok iyi biliyorlar. Koşa koşa peşinden geliyorlar. Yani ne geldiğini biliyorlar, sevildiğini biliyorlar. Mamalarını veriyorum haftanın iki günü. Sularını karşılıyorum. Uyuz aşıları varsa ben onları ufak sosislere enjekte edip o şekilde tedavilerini sağlıyoruz. Gerçekten tedavisi burada sürmeyecek dosyamız varsa onları yakalayıp bizim gönüllü veterinerle birlikte tedavi sürecine giriyoruz. Orada takip ediyoruz. Daha sonra alıyoruz, sahiplendiriyoruz. Gel sen, alışveriş merkezlerinden hediyelik eşyalar gibi alıyorlar. Daha sonra sıkılıp bakamıyorlar. Zaten bunları aldığınız zaman bir çocuk gibi düşünün yani. Öyle ben buna 2 ay bakayım, 3 ay bakayım, sıkıldım, bırakayım gibi bir durum söz konusu değil bence. Zaten ormanlarda birçok cins hayvanımız, sokak hayvanımız var. Gelsinler buradan sahiplensinler. Bir vatandaşımız bir dostumuzu sahiplendiği zaman biz o süreci takip ediyoruz. Durumu nasıl, destek de sağlıyoruz, mama desteği vesaire. Sevip sevmemek veya dokunamamak önemli değil. Bizim yanımız olarak da bize destek olabilirler. Ormanlara gelip görebilirler hallerini. Kulağa enfeksiyon intihap kapmış ama bununla ilgileneceğim ya. Ben de daha bunu iyi fark ettim. Gel. Bundan ben de birazcık korkuyorum ama. Biz burada kendi imkanlarımız elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Fakat bizim de belli bir yere kadar yetebiliyoruz bunlara. Çünkü çok var yani binlerce. Sadece Pirinçli köyünde 1000'e yakın köpek var zaten, terk edilmiş. Gençler gönüllü olmaya daha müsait ama orta yaşlı insanlardan biz daha çok telefon alıyoruz. Özellikle hayvanseverlerden. Yani bir telefon gelmişti, tahminim 65 yaşında bir teyzemiz. Dedi ki ben her zaman hazırım, aracım da var, eşimle birlikte biz de size katılalım, destek olalım gibi telefonlar alıyoruz. Ya bunlar bizi mutlu ediyor tabii yani. Küçüklüğümden beri zaten tüm hayvanları seviyorum. Hep beslediğim bir hayvanım olmuştur. Yani ben diyorum en azından ormanlara gidiyorum, beslemelerimi yapıyorum. Hayvanlar benim sayemde, destek verenlerin sayesinde doğuyorlar diyorum yani. Yani ben hayatımın sonuna kadar da mücadelemi sürdüreceğim.